Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, göreve yeni gelen AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı'nı makamlarında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kongresini tamamlayan AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve partililer hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, kongreleri tamamladıklarını belirtirken 2019 seçim çalışmalarına hızlı bir giriş yapacaklarını ifade etti. Arz etmek adına benim adıma da sen selamlama yapmış olursun ama yine Sayın Bakanımız nezaket gösterdi. Ben de öncelikle 3 kademe için ki ilkini 30 Eylül'de ana kademe ilçe kongremizin Sayın Başbakanımızın katılımıyla ve büyük bir coşkuyla icra etmiştik. Ardından Gençlik Kolları kongremizi icra ettik. Ona da Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız ve sonrasında da Kadın Kolları ilçe kongremizi icra ettik. Ona da Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımızın katılımıyla 3 kademede de yapmış olduğumuz kongrelerimize hem genel merkez katılımımız hem de teşkilat katılımımızın gördüğüm coşkusu İzmit için önümüzdeki süreçte de en ufak bir sorun olmayacağının işaretiydi. Ceyhan'ın ardından konuşan Fikri Işık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma kararı hakkında konuştu. Trump'ın seçimden önceki işte Kudüs'ü başkent olarak İsrail'i tanıyacağım ifadesi ki bu çok son derece sorumsuzca bir ifadedir. Bu ifadesini hayata geçirme çabası ki ben bunu biraz iç politikada İsrail lobisinin Amerikan başkanını sıkıştırarak almaya mecbur bıraktığı bir karar olarak değerlendiriyorum. Bu kararın bölgemizde çok ciddi bir gerilime, sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Açıklamalarının devamında Işık, teşkilatların önemine değindi ve teşkilatların her zaman güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eski Türkiye olmadığı için bugün bölgemize yönelik kurulmak istenen oyunların tamamına karşı sesini yükselten, çok net bir duruş sergileyen bir Türkiye var. Tabii bu duruşu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gösteriyor. Bugüne kadar hayal bile edilemeyen bu dik duruşu Allah'a hamdolsun ülkemiz gösteriyor. Bu duruşumuzu da sergilemek bizim için bir milli vecibedir. Fikri Işık'ın konuşmalarından sonra ziyaret basına kapalı olarak devam etti.